Şimdi bunu yaparken sizce HEDEP'le ilgili nasıl bir yol izlemeli? Bu taban ittifakını kurmak, e, hiçbir partiyle kurumsal bir ilişki kurmadan bunu yapmak mümkün olabilir mi? Biraz oralara da değinelim sizinle birlikte. Evet. Ee, her şeyden önce çok mesaj aldım. Onun için bir açıklama Ay, ihtiyacım var. Çok özür var. dilerim. ya. Bu arada evet arada ee, gittiniz. Yani... Ee, Sizden de özür dilerim. Tabii dinlerim. konuştuk. Öyle yok rica ederim. Olur mu? Geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Öksürme ihtiyacınız evet, doğdu. evet. Çünkü ben yağmurun altında saha çalışması yaptım. Hastalandım. Ee, ve yani öksürmemek için nefesimi tuttum derdisi. Nefes alamaz hale geldim. Basit bir şey için çıktım. Yani kimsenin meraklanmasına gerek yok. Dedi ya başkalarına aday aday olmak <gülüyor> kolay <gülüyor> iş değil. <Yani gülüyor> bunu ben <laughs> özür dilerim. Ee, yani ara dönüşünde düşüncesizlik ettim. Sormadım size Estağfurullah, ee, Estağfurullah. nasılsınız ve seyircilerimize evet. de o bilgiyi vermedim. Kusura evet. bakmasınlar. Şimdi e, aslında ittifaklar siyasetine bir bakmak lazım. Bu nasıl girdi? 2018 ile birlikte girdi aslında. Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte girdi. Ve orada İyi Parti'nin de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin katıldığı bir... İttifak daha sonra 2019'da yerel seçimlerde daha geniş bir yelpazeyle ama ittifak modeli olarak devam etti ve çok da başarılı oldu. Yani 11 büyük şehir alındı. Şimdi <laughs> e, bu ittifak modelinden çıkıyorsunuz. Bunun elbette doğuracağı bazı zararlar var. Sayın Üçok'un da sunumu tabii bir projeksiyon orada. Evet. Ama bu e, mutlaka İyi Parti kendisi açısından değerlendirmiştir. Ama nasıl bir hani sonuç yaratabileceği İYİ Parti açısından bence o projeksiyonda çok canlı olarak gözüküyor. Bu arada üçok o sunumunu e, döner ülke demiş. Evet. Yani öyle bitirmiş. Evet. Bir de şöyle şunu unutmamak lazım. Yani bu 11 büyük şehrin alınması aslında başka bir şey daha getirdi. Biz sabahtan beri şunu konuşuyoruz. Nedir? Sabah olmadı ama 3-4 saattir <laughs> akşamdan bu yana şunu konuşuyoruz. Ne dedi, ya. Evet. Gerçekten. Neyi konuşuyoruz? Ekonomik çöküntüyü konuşuyoruz. Onun yanında hukuku, demokrasi, özgürlüğü konuşuyoruz. Bu şehirler aslında insanların nefes alabildiği ve kendilerini daha rahat ifade edebildiği yerler. Böyle de bir özelliği var. Bunları korumak ve geliştirmek lazım. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili seçimi kaybetmişsiniz. Cumhurbaşkanı seçilmiş. Yerel seçimlerde mutlaka başarıyı büyütmek lazım. Ama Tamam kurumsal bir karar, o karar alınmış. Bundan sonrasına bakmak lazım. Şimdi ama buna, bundan sonrasına bakarken de bir şeyi hiç unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir zaman Ekrem İmamoğlu seçilinceye kadar, Sayın İmamoğlu seçilinceye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı bırakmadı. Yani AK Parti Genel Başkanı oldu, Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu. Sürekli İstanbul'la ilgiliydi ve İstanbul'la ilgili arazilere kadar karar verici oldu. Yani bunu hem bir genel seçim havasında değerlendireceğini düşünüyorum İstanbul seçimini hem de kendisi için bir kişisel mesele olarak algıladığını düşünüyorum. Onun için İstanbul seçimi bambaşka bir düzleme gidecek. Hı -hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmalı? E, bence Sayın Özgür Özel çok doğrusunu yaptı. Yani seçildikten sonra bunu şansını denemeliydi ve gitti Sayın Akşener'le bir görüşme gerçekleştirdi ve İyi Parti kararını verdi. Bundan sonra yoluna herkes yoluna bakacak ama önemli bir tabandan bahsediyoruz. Yani İyi Parti tabanından bahsediyoruz. Bu tabanı kazanacak stratejilerin ve mesajların mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Öte yandan şunu söyleyeyim. HDP ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben zaten ittifakların daha kurumsal olması gerektiğini ve sanki utanıyormuş gibi saklanmasına hep karşıyım. Çok açık olmasın toplum karşısında. Ve yani Türkiye'de Türkiye'nin yasalarına göre, anayasasına göre seçimlere giren bir partiden bahsediyoruz. Ve önemli bir partiden bahsediyoruz. Yani genellikle de seçimlerde aldığı oylar yüzde on civarında. Milyonlarca insanın oy verdiği bir partiden bahsediyoruz. Ama AK Parti'nin çok başarılı yaptığı bir şey var. Kendisi bu ittifak yaparsa demokrasi ve barış adına yapıyor. Ama başkası yaparsa onu hemen terörize ediyor. Yani böyle bir şeyle saldırıyor. Bunu zaten Cumhurbaşkanlığı seçim seçiminde de kullandığını gördük. Ancak şöyle bir şey var, ee, çok zorlanacağını düşünüyorum ben AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da. Çünkü hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi tabanı dışında da, yani bu Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığına bile aday gösterilmek istenmesinin altında bu da var, geniş bir tabana hitap ettiklerini görüyorum. Yani bütün o ekonomik zorluklara ve yaşanan pandemiye rağmen e, önemli konumlar kazandılar. Yani partiler üstü dedi ya Sayın Bakan. Hı. Öyle bir konum kazandı. Dolayısıyla yani, siz de mesela İyi Parti'nin bu işbirliğine hayır kararıyla hani Cumhur İttifakı'nın eli güçlendi e, yorumlarını düşünürsek eğer. Yok o kadar da rahat Değil. değiller aslında diyorsunuz. Değiller özellikle hani İstanbul ve Ankara için konuşuyorum. Ve burada da şunu görüyoruz zaten. Hani Eee Sayın Cem Toker de bu konuda hep tweet atıyor. Ben tweet diyorum hala eski alışkanlıkla X'te gönderi atıyor. He he. Evet. De. Ee, şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın, açıklayın diyordu Cumhur İttifakı. Ee, İstanbul ve Ankara için aday açıklayamıyorlar. Çünkü Bu arada yeri gelmişken hazır ee, araya gireceğim ama yine e, şöyle e, kimler çıkıyordu ön plana bir hatırlatalım. AK Parti'nin İstanbul tamam. adayları için. Şimdi Fahrettin Koca Mustafa Demir e, önceki dönem Fatih Belediye e, Başkanı e, Murat Kurum Tevfik Göksu e, Süleyman e, Soylu şimdi bir Ali Yerlikaya ismi de var biliyorsunuz ama Ali Yerlikaya dedi ki benim gündemimde yok dedi hı hı. fakat şimdi Ali Yerlikaya'nın gündeminde olmaması bir sonuç üretiyor mu diye tabii ki soruyoruz En de Cumhurbaşkanı Erdoğan sen ol dediğinde Sayın Yerlikaya Hayır der mi? O bugünün önemli soru işaretlerinden biri. Mesela Ak Parti'nin aday arayışına baktığınızda Ali Yerli ön plana çıkıyor olmasına baktığınızda orada şunu görüyoruz ama sanki e, muhalefet seçmeninin oyunu alabilecek bir isim arayışı var. Evet. E, o nedenle ben mesela Süleyman Soylu ve Tevfik Göksu'nun özellikle olasılıklarının çok düşük. Olduğu sonucunu da çıkarabilirim bu verileri önüme koyduğumda. Ne dersiniz? Şimdi çok haklısınız. Ee, Sayın Ali Yerlikaya'nın ismi de çok gündeme geliyor. Çünkü özellikle Süleyman Soylu sonrası yapılan operasyonlarda hani Türkiye'de herkes evet emniyet varmış, devlet varmış ve bu çalışıyor. Hani bunun devamını görmek isteriz. Ve nereye kadar uzanabiliyorsa da bütün bunları yapılabilmesini isteriz. Hani orada bazı engellerin olacağını ve belli bir yerlere kadar ancak gidebileceğini düşünüyorum ama... Bakın başarıların ve size toplumun teveccühünün sürdürülebilir olması lazım. <laughs> Şimdi Sayın Ali Yerlikaya'nın benzeri bir ya sempatiyi, yarattığı sempatiyi biliyorsunuz e, Sağlık Bakanımız da Sayın Koca da yaratmıştı. Pandeminin başlangıcındaki davranışlarıyla ve evet, açıklamalarıyla. Peki nerede kaldı o? Çünkü yaptığınız hatalar toplumdaki sempatiyi kaybetmenize ve sizin o gücünüzün seçmen tabanındaki o gücün çabuk kaybolmasına sebep oldu. Sayın Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı süreci çok kısa ve siyaset meydanına indiğinizde bambaşka bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü orası gerçekten şeye dönecek İstanbul için bir genel seçim Tayyip Erdoğan'dan Sayın Ekrem İmamoğlu arasındaki bir seçime dönecek. Burada Ali Yerlikaya faktörü ne kadar önemli olabilir olsa bile çok olacağını düşünmüyorum çünkü Sayın İmamoğlu'nun orada İstanbul'da ben çok geniş bir yelpazede sağdan sola kadar önemli bir seçmen sempatizanın kazandığını ve bunu elinde tuttuğunu düşünüyorum. Ve bu Peki. o açıdan özellikle İyi Parti'nin seçmeninin hiçbir şekilde vazgeçtiğini düşünmüyorum. Bu benzeri şeyde de geçerli. Ankara'da da geçerli. Peki bir şey soracağım. Mesela İyi Parti seçmeninin e, hikayeye işte partisi gibi bakmayacağını İstanbul'da, evet. e, özellikle ve Ankara'da söylüyoruz ya. Hedef seçmeni için aynı şeyi söyleyebiliyor musunuz? Hadi diyelim ki hedef aday çıkardı İstanbul'da, evet. özellikle. Hedef seçmeni ne yapar sizce? Çünkü daha politik. Çok bir politik, evet. Seçmen ya. Ee, onun her şeye rağmen Ekrem İmamoğlu'na yönelebileceğini düşünüyor musunuz? Politik ve bilinçli bir seçmen. Bakın evet. milletvekilliği seçimleriyle belediye başkanlığı seçimleri çok farklıdır. Neden? Birincisi sizin partinizin adayının kazanıp kazanmayacağı çok önemlidir. Şimdi beğendiğiniz ve desteklediğiniz bir belediye başkanı var. Öbür tarafta partinizin adayı ama kazanma imkanı olmayan bir aday var. Yani bu tercihlerin böyle olabileceğini düşünüyorum. Bir de çok bilinen bir gerçek var. Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde, tabii küçük yerlerde de çok etkili de yerel seçimlerde öne çıkan kişi faktörleri var. Yani onların yaptığı hizmetler, liderlik, sizin düşüncelerinizi ifade edebilmesi, bunlar çok önemli. Toplumla kurduğu ilişkiler. O açıdan ben hedef seçmeninde hani çıkacakları adayların kim olduğunu bilmiyorum tabii. Bundan evet. bağımsız olarak evet. konuşuyorum. Adaylar çünkü önemli. Ben çok farklı davranacağını düşünmüyorum İyi e Parti'nin. Hatta şöyle bir şeyle karşılaşabiliriz gibi geliyor bana. Ankara'da ve İstanbul'da bilmiyorum çok mu iyimser olacak Sayın Bakanım ama ben geçmiş seçimden daha yüksek oy oranları alabileceklerini düşünüyorum.